Şu iç iç işi uzatmaya gerek yok. Bakınız efendim, Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretine gittiğinde masada olması gerekenler nelerdi? Ne düşünüyorduk? Bir, S-400 füzeleri. İki, ekonomik program. Üç, bu şeylerde Afrin'e yapılması gereken, planlanan operasyonun konuşulması. YPG ile, çünkü Moskova'da da bunlara yapılıyor ya. Çatışmasızlık bölgeleri işte Afrin. YPG ile, evet. Bunlara büro müro açtırdı bu meseleleri. Bir de Esad konusunu konuşulacaktı. Niye? Çünkü dedi ki, ne demek dedi, Putin'le Trump oturdu. Efendim, askersel çözüm değil, siyasal çözüm. O zaman askerlerini çeksinler. Çok güzel. Bakın şimdi. Pazartesi günü Habertürk'teyim. Daha bu açık basın toplantısı yapılmamış. Daha programı açtı bizim programcı arkadaşımız. Soruyu, direkt ilk soruyu bana sordu. Ne düşünüyorsunuz hocam diye. Dedim ki, Rusya ne söyleyecekse Tayyip Bey de aynısını söyleyecek. Basın toplantısına girdi. Cümle ne dedi, ne oldu? Siyasi çözüm konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Hani askersel çözüm? Efendim, şimdi Türkiye'nin elindeki kartlar bu kadar zayıfken sizin yapacağınız tek şey, çok doğru bir şey yaptı, ayrı bir şey Tayyip Bey, ülkenin cumhurbaşkanı olarak. Ekonomik meselelerde uzlaşma, Türkiye'nin sağlaması gereken haklar, patlıcanı, işte domatesin satışıydı, turistlerin gelmesiydi. Türkiye bununla ilgilenecek. Türkiye bununla ilgilenecek. Önemli olan kendisinin ayakta kalması. Bakın, dolar 4 lira, euro 4,5 liraya geldi. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok açık. Türkiye'deki iç savaş tekerleğinin döndürülmesinin ilk adımlarıdır bu. Siz ekonomik olarak yıkarsanız ancak bu ülkeyi iç savaşa sürüklersiniz. Esad'dan uzlaşma konusu. Gidecek. Bakın, Tayyip Bey eğer akıl galip gelecekse önünde sonunda Esad'la bir araya gelecek. Çok geç kalındı. Gelmelidir. Çok geç kalındı. Bu 7 yıl önce yapılması gereken, 7 yıldır yanlış yapılıyor, ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama şimdi Trump'la Putin'in söylediği mesele doğrudur. Bir araya gelinecek. Efendim, Esad'ın yerine başka birisi olur. Oraya kim gelecekse masaya geleceksiniz kardeşim. Bunun ilamıcı. Hani niye olsun ki Esad? Hayır, diyelim ki emri hak vaki oldu. Esad terki hayat etti kardeşim. Oraya birisi gelecek. Kim gelirse gelsin, o kendi ulusal devletinin, üniter devletinin çıkarlarını savunan bir adam olarak orada olacak. Ve sen kendi ülkenin çıkarlarını savunan bir adam olarak orada olacak. Şimdi Rusya meselesi bu. Gelelim ABD ziyareti. Hiçbir şey fark etmedi. Orada da sonuç aynı. Orada da ABD'lilerin söylediğinin, istediğini biz onaylamak zorunda kaldık. Sizin 15 günü dediğiniz bir konu vardı. Onu sorayım. Söyleyeyim. Zarrafla ilgili. Efendim, aynı görüşteyim. Çok orijinal bir tespitte bulundunuz. Dediniz ki Zarraf itirafçı olacak dediniz. Kesinlikle. Şimdi oldu. Şu anda ne oluyor? Zarraf İtiraf. Mahkeme çıkmadı bugün. Bakın şimdi efendim. 2 hafta önce biz burada konuşulurken, Allah'tan artık canlı yayınlar, YouTube diye bir şey var. Kayıtlar ortada. Kayıtlar yayınlanıyor. Yayınlanıyor. Onun için herkes aklını başına toplayarak konuşmak zorunda artık günümüz dünyasında. Ben o zaman ne dedim? Zarraf dedim, kesinlikle itirafçı oldu. Bunun arkası ihbarcılıktır. Önüne konulan metni imzaladı. Türkiye şantajla yüz yüze kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asıl ana mesele bu devletin Cumhurbaşkanı ile ilgilidir, şantaj meselesi. Ülkenin başbakanı oturdu masaya. Masaya oturduğunda ne vardı gün önünde, gittiğinde? Bir, FETÖ, yani iadesi Fethullah Gülen'in. İki, YPG meselesi. Üç, Reza Zarrab. Değil mi? Dördüncü, yine Afrin'e, oraya ki bölgeye müdahale Türkiye'nin gündeminde. Ne oldu sonuç? Fethullah Gülen'i vermeyeceğim dedi. Siz onu zaten vermeyeceğini söylüyorsunuz. Evet, biz söyleyip vermez duruyoruz efendim. Mümkün değil. Baştan beri söylüyoruz ki bu mümkün değil. Efendim, Zarrab meselesi ne oldu? İtiraf çıkıldı. Niye? Zarrab'la ilgili mesele nedir? 135 yıl hapis istiyorlardı. İtirafçılık meselesi kendi müesseselerine göre 10 yıl. 10 yıl. Eğer bunun ardından ihbarcılık falan da devreye girerse Zarrab merak eder. Zarrab gider Hollywood stüdyolarında dolaşır. Gider dolaşır. Amerikan sistemi dediğin sistem, hukuk sistemi böyle bir şey. Ayrıca da zaten Zarrab girmeyecek oradaki savunmalar. Avukatları girecek, onlar konuşulacak. Dikkat edin, Zarrab'ın iki tane avukatı vardı. Birisi kimdi? Giuliani. Öteki kimdi? Eski bakan. Öyle mi? Şimdi oturup Zarrab'la ilgili yargıçla pazarlığı kim yaptı? Giuliani yaptı. Aynı Giuliani Türkiye'ye gelmişti ikisi birden.
Hani bizim Cumhurbaşkanı ile konuşmuşlardı. Sonuç. Sonuç. Hep ne dedik? Kendi Cumhurbaşkanımızın bunlar tarafından suçlanmasını hiçbir zaman kabul etmeyiz. Böyle bir şey hiç kabul edemeyiz. Böyle bir zırvalık olur mu? Bir şey olacak ve biz yargılarız kardeşim. Biz suçlarız. Siz kimsiniz? Hele emperyalizmin eline ne kadar muhalif olursak olalım. Kendi ülkemizin Cumhurbaşkanı'nı onların eline bırakır. Hayır, onların eline bırakır mıyız? Böyle zırvalık olur mu? Böyle saçma sapan şey olur mu kardeşim? Benim ülkemin eğer varsa yana düşürme. Veya bir pazarlık şu anda. İstedikleri şey bu. Başka bir taraftan İstedikleri yürüyen. İş bu. Bunu biz nasıl kabul ederiz ya? Bir taraftan yürüyen başka bir... Hayır, biz bunu nasıl kabul... Dolayısıyla ne oldu? Suçlama ne? 17-25 Aralık onlarla ilgili değil ki. Bizim Türk hukuk sistemiyle ilgili. Onların söyledikleri şey ne? Halk Bankası bunu Amerikan Bankası'nın, tırnak için söylüyorum, dolandırarak yapmıştır. Burada hocam aslında söyledikleri suçlama yani olur. Siz olayın siyasi tarafına değindiniz. Şimdi bu davanın akabinde Alta Türk Bankası'ndan bahsediliyor. Evet. Bunlara Amerika suçlama yani olur. Siz olayın siyasi tarafına değindiniz. Şimdi bu davanın akabinde Alta Türk Bankası'ndan bahsediliyor. Evet. Bunlara Amerika'nın çok ciddi bir ceza keseceğinden bahsediliyor. Esasında tabii yani böyle bir şey çok daha ciddi önce Almanlara yaptılar. Yani çok ciddi bir şeydir. Kestiler ceza. Yani burada böyle bir ceza kesildiği takdirde ortaya çıkacak olan ekonomideki dalgalanma hiç kimsenin tahmin edemediği boyutlardadır. Şunu da görmemiz lazım. Daha tüm iktisadi krizlerde bankalar hep sıkıntıya düştü. Hı. Biliyorsunuz bankalar battı. TMSF geldi, düzeltti, içini doldurdu vesaire. Çünkü dövizden borçlanıyor, TL cinsinden satıyor. Ama bunun özel sektöre, halka yansıması çok azdı. Şu anda Türkiye'de aslında borçlu olan özel sektör ve tüketici, hane halkları. Olası bir krizde bankalar hiçbir şey olmaz şu an. Ve tüketici, hane halkları. Olası bir krizde bankalar hiçbir şey olmaz şu an. Türkiye'de özel sektör patlar. Yani 300 milyar dolar, bakın 3.5'ten şu anda 4'e doğru gitti diyelim. %10 arttığını varsayalım. 300 milyar doların %10'u 30 milyar dolar eder. Şu 15 günde 100 milyar TL'den fazla, 120 milyar TL bir borç yükü arttı. Şimdi 120 milyar TL'yi Türkiye'deki bütün özel sektör bir senede kazanamaz. Yani çok büyük bir kardan bahsediyoruz. Yani bir haftada özel sektör karını yedi bitirdi. Şimdi bu tip bir krize çok ciddi bir sonuç ortaya çıkar. Sizin kaygıyla ifade ettiğiniz 2019-2020 dönemindeki süreçte Türkiye'nin önünde farklı senaryolar var. Bir iç kargaşa düşünülebilir dediniz. Bunu çıkartmanın da en kolay yolu herhalde ekonomiyi çökertmek. Bir dalgalanma. Bu arada süremizin de sonuna geliyoruz. Ben Çin ile Amerika arasındaki meseleyi size soracağım ama sizi dinlerken bu hafta yaşanan sıcak bir konu vardı. Onu da halkımıza paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. 3.5'lerde çok kaliteli bir petrol çıktı. Bu acayip, özellikle yandaş basında acayip olarak lanse edildi, anlatıldı. Çok ciddi bir rakam ve daha açılmamış binlerce kuyu var. Açılacak olan. Tamam güzel de kim çıkartıyor petrolü? Alaaddin Middle East çıkıyor. %2. 98'i yabancının %2'si bizim. Şimdi yani kaç yıl süreyle anlaşma nasıl bilmiyorum. Soruyorum. 49 sene. Sürekli. 49 sene. Sürekli. Yani şimdi bakın yani hakikaten bazen halimize acıyorum. 2000'li yılların başında Haydar Bey dedi ki 3 katrilyon dolar madenimiz var. Türkiye petrol denizi üzerinde. Atıyorsun. Yok öyle. Şey. O zaman millet bıyık nereden altından çıkıyor? Güldü. Şimdi bakın 4 tane 10 bin varil. 10 bin varil, bir varil 60 dolar. 600 bin dolar eder. Neredeyse 1 milyon dolar sadece yeni çıkan 4 kudan. Günde 1 milyon dolar para çıkıyor. Ama Türkiye'ye gelmiyor Türkiye'ye, diyorsun. O %2'si geliyor diyorsun şimdi, Türkiye'ye. Şimdi bakın çok basit. Haydar Başbey dedi ki Kuzey Irak'ta açacak koridorla ilgili çok önemli bir operasyon oldu. Kerkük'te Barzani orada ciddi bir tokat yedi, geri düştü.
Orada da Amerika satrancını doğru oynayamadı. Şimdi işte Lübnan'da Hariri'yi indiriyorlar. Hemen buna karşılık olarak Yemen'den onlara cevap gidiyor. Çünkü bu operasyonu Suud yapıyor. Yemen'den onlara cevap veriliyor. Şimdi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e bakan tarafında aşağıda Yemen var. Yemen'e atmadıkları bomba kalmadı. Demin Yemen nereyi kontrol ediyor baktığınız zaman? Omman Denizi'nin. Evet aşağıyı. Aşağıda ve evet. Aynı zamanda o İsrail'in de şey açılan kapısı. Yani Kızıldeniz'in en dibine doğru gittiğiniz zaman şimdi Suudi Arabistan'ın bakan denizini o tarafı tutuyor. Ve Yemen çok ciddi başarı elde etti. Evet. İran'da da Basra Körfezi'yle kontrol ediyor. Basra tarafında da İran var. Öbür tarafta da İran var. Şu anda asıl kritik soru şu. Vekalet savaşlarını Amerika ve İsrail kaybetti. Şimdi bundan sonra vekalet savaşları bitiyor. Arkasından ana aktör, yani Amerika'nın eğer gözü şuna kesseydi, Irak'a yaptığı operasyondaki bir kendi askerini indirmek, Afganistan'da yaptığı gibi benzeri bir operasyonun netice alacağını gözü kesse, çoktan benzeri operasyonu yapacak. Ama buna şu anda gözü yemiyor. Çünkü artık o YPG, PYD koridorunu açacağı koridorun ucunda Türkiye var, Suriye var ve Rusya var. Esasında Büyük Ortadoğu projesi Esad duvarına çarptı ve durdu orada. O bütün şeyleri bozdu. Yani eğer o devam etseydi domino taşları gibi gidiyordu. Şimdi burada Türkiye'nin görmesi gerektiği kritik bir nokta var. Eğer Amerika sadece İran'la hesaplaşmak istese Türkiye'yi PKK ve PYD'ye feda etmezdi. Ama öyle yapmıyor. Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen, ricalarına rağmen, isteklerine rağmen aleni olarak PKK ve PYD'ye verdiği desteği tam gaz devam ettiriyor. Hatta ilk başta işte en son işte Amerika ziyareti, o yüzden size sözü bırakacağım. Pearson açıklaması, biz dedi hani IŞİD, hani IŞİD işi bitti. Artık PYD'ye silah vermeyin talebine. Aynen şu anda sizin güldüğünüz gibi güldü. Yani şu anda bu çok, burası önemli. Demek ki Amerika sadece İran'ı değil Türkiye'yi de parçalamak istiyor. Mümkünse birbirine vurdurmak istiyor. O yüzden ben burada son cümle olarak Türkiye'de her kim, şalvarlı cübbeli olsun, sarıklı olsun, siyasetçi olsun, medyacı olsun, her kim Sünni Şii çatışmasını kaşıyorsa, Şii kafirdir diyor, Sünni Şii çatışmasının için fitne çıkartmaya çalışıyorsa, bunlar aleni olarak bu vekalet savaşlarında Amerika adına, İsrail adına iş yapıyorlar. Nitekim Katar emiri açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Suriye Esad'ın ordusundan dedi normal bir askerin ayrılmasına 10 bin dolar, bir komutanın ayrılmasına 30 bin dolar maaş verdik. Şu ana kadar 117 milyar dolar para harcadık dedi. Yani Türkiye'de her kim bunu konuşuyorsa bilelim ki bu adamlar artık 10 bin mi aldı, 30 mu aldı onu bilemem. Ama kesin olan bir şey var. Bunlar bu vekalet savaşlarında Türkiye'yi İran'a, Türkiye'yi başka ülkelere vurdurup Sünni Şii çatışmasında kendi çok kıymetli adamlarını tırnak içinde koruyarak bizi bize kırdırmak istiyorlar diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Bir kere en temel olgu, düşünce şu. İran'ın ve Türkiye'nin kolay kolay parçalatılamayacağını biliyorlar. Çünkü bu iki devletin parçalatmasını buradaki siyasi haritada falan nasıl darmadağınık edeceğini, bu darmadağınık edişte bunun arkasında Pakistan'ı, Afganistan'ı, Orta Asya'daki Cumhuriyet'e, Kafkasya'sı her cümerç olacak. Uzun sözün kısası. Ha efendim bunun böyle olması arzu ediliyorsa yapacaklar ayrı bir şey ama kendi çıkarları açısından da dünyanın müesses nizamının sürdürücüleri olan büyük finans aktörleri açısından da buradaki çıkar hesapları aleyhlerine ise bunu, evet, buna izin vermeyecek. Ama öte yandan aynı şekilde ülkelerin kendi içindeki iç savaşlarla bu ülkelerin birincisi istikrarsızlığının sürdürülmesi yoluyla aynı biçimde aynı sömürüye devam edecek. Bütün yaptıklarını hayata sokacak. Şimdi